Evet, termodinamikleri dersimize başlıyoruz. Termodinamiğe ikinci yasasına giriş bölümlerini işledik. Termodinamiğin ikinci yasası çerçevesinde özellikle Clausius eşitsizliği veya Clausius ifadesi, Kelvin-Planck ifadesi kavramlarını ele aldık. Bu kavramlar önemliydi. Bugün de entropi ile devam edeceğiz. Evet, dersimize başlayalım. Geçen derslerde ne dedik? Termodinamiğin ikinci yasasına giriş kapsamında bir çevrim sırasında sisteme transfer edilen ısının tamamı işe çevrilemez. Bu çok önemli. Isının tamamı işe çevrilemez bir çevrim sırasında. Yani Q çıkan olduğu için ısının işe çevrilmesi ısı makinalarıyla oluyor. Isı makinalarını ele almıştık. Burada Q çıkan olmazsa olmaz ve Q çıkan olduğu için ısının tamamı da işe çevrilemez demiştik. Çevrim artı ısının işe çevrilmesi ısı makinalarıyla oluyor. Çevrim artı ısıtma veya soğutma ısı pompaları veya soğutma makinalarıyla oluyor demiştik geçen derslerde. Sisteme transfer edilen işin tamamı ısıya çevrilebilir. Bak bu önemli. Sisteme transfer edilen işin tamamı ısıya çevrilebilir. Örneğin elektrik işi. Elektrikli direnç ile elektrik işini meydana getirdiğimizde ısıya çevriliyor tamamen. Ama ısının tamamen işe çevrilmesi mümkün değil. İş ısıya çevrilince tersimezlik geçirmekte ve ısı tekrar tamamen işe çevrilememektedir. İş ısıya çevrilince tersimezlik geçirmekte ve ısı tekrar tamamen işe çevrilememektedir. Isının işe çevrilebilirliğinin ölçüsü entropi arkadaşlar. Entropi veya entropi üretimi. Isının işe çevrilebilirliğinin ölçüsü entropi kısaca. Entropi üretimi tersimezlik varsa vardır. Gerçek durum. Biz entropiyi S ile göstereceğiz. Büyük S, küçük S olarak göstereceğiz. Büyük S jül bölü Kelvin, küçük S jül kilogram Kelvin olacak. Veya watt bölü Kelvin veya watt bölü kilogram Kelvin olarak da üzerine nokta koyarak gösterebileceğiz. Isının işe çevrilebilirliğinin ölçüsü entropi ve ısının tamamı işe çevrilemediği için entropi üretimi var. O zaman entropi üretimine bakalım kısaca. Bir ısı makinesine ele alalım. Isı enerji kaynağı TH sıcaklığında olsun ve ısı enerji kaynağından QH ısısı ısı makinesine giriş yapsın. Isı enerji kuyusu TL sıcaklığında olsun ve ısı makinesinden QL ısısı dışarı atılsın. Bu çerçevede V net işini elde ediyoruz. Yani ısıdan iş elde ediyoruz. Isı makinesi için çevrim sırasında arkadaşlar TH QH arasında TL ise QL arasında çalışır demişim. Genel olarak sıcaklığı T ve ısıyı Q ile gösterelim. Tabi diferansiyel formda ısıyı arkadaşlar delta Q ile gösteriyoruz. Clausius ifadesini görmüştük. Bugün Clausius eşitsizliğini göreceğiz. Clausius eşitsizliği bak şu ortadaki yuvarlak çevrim demek. Bir çevrim boyunca Q bölü T'nin integralini alırsak bu her zaman küçük eşit sıfır çıkıyor. Termodinamik ikinci kanunu budur esasında. Isının sıcaklığı oranının çevrim boyunca integralini aldığımızda ya eşittir sıfır çıkıyor ya da küçük sıfır çıkıyor. Bu Clausius eşitsizliği bu çerçevede bir eşitsizlik tanımlanmış. Çevrim boyunca ısının sıcaklığa göre değişimlerin integrali sıfır veya sıfırdan küçük olur. Bu Clausius eşitsizliği, burası bir eşitsizlik. Bunu eşitlik haline getirdiğimizde entropi üretimiyle karşılaşıyoruz. S üretim eksi integral, burası esasında delta olacak yola bağlı olduğu için. Delta Q bölü T. İntegral sınırı TH ile TL arasında olsun. Bu integrali alırsak arkadaşlar, QL bölü TL eksi QH bölü TH olacak ısı makinesi için başında eksilik olmak üzere. Evet, şimdilik integralin çözümünü bu şekilde verelim. Ayrıntısına yavaş yavaş gireceğiz. T eşittir TH veya T eşittir TL için arkadaşlar
S üretim sıfır ise çevrim tersinedir. İdeal bir çevrimdir. Yani entropi üretimi yoksa bu ideal bir çevrimdir. Gerçekte böyle bir çevrim olamaz. Ama kağıt üstünde biz tersine çevrimleri ele alıyoruz. Bizim için referans noktası. Üretim, entropi üretimi büyük sıfır ise çevrim tersinmezdir. Gerçek çevrimler. Gerçekte entropi üretimi büyük sıfır olacak. Entropi üretimi küçük sıfır olamaz. Böyle bir durumla karşılaşıyorsak hata yapıyoruz demektir. Kesinlikle olamaz. Bu temel bilgilerden sonra enerji dengesine de bakalım. Arkadaşlar enerji dengesinde neydi? E giren eksiye çıkan işte delta E sistem. Bunu güzelce işlemiştik. Delta E sistem 0 joule ise çevrim geçiren bir sistem için bu mümkündür. Çevrim geçiren sistemde delta E sistem 0 alınabilir. O zaman E giren eşittir E çıkan olarak değerlendirmemizi yapıyorduk çevrim geçiren sistemlerde. Çevrimlerde delta S sistem entropi değişimi, sistem için olan entropi değişimi de sıfırdır. Sonuçta bir noktadan başlayıp aynı noktaya geliyoruz. O zaman sistem için bak, burası altındaki sistem ifadesi önemli. Entropi değişimi sıfır çevrimlerde. Bunun yanında gerçek çevrimlerde entropi üretimi her zaman sıfırdan büyüktür. Zaten burada yukarıda söyledik. S üretim büyük sıfır, çevrim tersinmezdir. Bu konu önemli olduğu için tekrar buraya yazmışım. T sistem sınırının sıcaklığı ise bak. T sistem sınırının sıcaklığı ise biz entropide arkadaşlar biz sıcaklık seçmek zorundayız. Sıcaklığın yeri de sistem sınırının sıcaklığı olabilir. Bunu ayrıntısına yine geleceğiz. Yine S üretim eşit sıfır ise çevrim iç tersinirdir. Biz T'yi sistem sınırının sıcaklığını aldığımızda adı iç tersinir oluyor. S üretim büyük sıfır ise tersi çevrim tersinmezdir, iç tersinmez. S üretim küçük sıfır olamaz. Yani iç tersinir, iç tersinmez olayları sistem sınırının sıcaklığını T aldığımızda meydana geliyor. Ayrıntısına tabii ki bakacağız. Seçilen sıcaklığa bağlı olarak entropi üretimi çevrimdeki tersinmezliklerin V veya iç tersinmezliklerin içten tersinmezliğin bir ölçüsüdür. Biz genelde tersinmez diyoruz ama ayrıntılı olarak içten tersinmezlik de söz konusu olabiliyor. Evet, ayrıntısına ders ilerledikçe bakacağız. Adım adım yavaş yavaş gidelim. Kapalı sistemlerde entropi değişimine bakalım. Bakın entropi değişimi dediği an sistemden bahsediyoruz. Sistemde entropi değişimi olabilir. Kapalı sistemlerde geçtik. Çevrimlerde olmuyor, sıfır oluyor. Ama kapalı sistemlerde olur. Kapalı sistemlerde delta sistem sıfırdan farklı. Delta S sistem de sıfırdan farklı. Kapalı sistemlere geçtik. Adım adım gidiyoruz. Çevrimlere sonra yine döneceğiz. Entropi termodinamik bir özellik sonuçta. Nasıl sıcaklık, basınç, iç enerji, entalpi termodinamik bir özellik ise entropi de termodinamik bir özellik ve bu çerçevede tablolardan değerleri okunuyor. Örneğin hal 1 için entropi özelliği S1 olsun. Tablodan S1 okuruz. Örneğin su için var. Soğutucu akışkanlar için var. Hal 2 için S2 olsun. Tabii ki bu S1 ve S2 sıcaklığa, basınca ve birçok duruma göre değişebilir. O zaman entropi değişimi dediğimiz şey sistemde olur bak. Delta S sistem entropi değişimini içerir. O zaman kütle çarpı S2 eksi S1 bizim için delta S sistemdir. Tabii ki küçük S'lerin birimi kilogram kelvin olduğu için burada kütleyle çarptığımızda büyük S'ye ulaşıyoruz. Sistemdeki entropi değişimi ısıtmada pozitif, soğutmada negatif olabilir. Delta S sistem pozitif, negatif veya sıfır olabiliyor arkadaşlar. Entropi üretimi negatif olamaz. Delta S sistem pozitif, negatif veya sıfır olabilir. Delta S sisteme kısaca delta S olarak gösterirsek M çarpı S2 eksi S1'di. Biz bunu arkadaşlar ideal durumda, iç tersinir durumda DQ bölü yani delta Q bölü T olarak da gösterebiliriz diferansiyel formda. O zaman delta S DS olacak tabii ki. Yine burada T sistem sınırının sıcaklığı ise iç tersinir. Yani teorik olarak veya
ideal olarak entropi değişimini Q bölü T olarak gösteririz. Bu ideal durum. Tersinir durum idealdi. Biz referans noktamız tersinir durumlar. Tersinir durumlardan gerçek durumlara doğru gideceğiz. Referans noktasından başlayıp gerçek durumlara doğru gideceğiz. Biz diferansiyel formda gösteriyorsak DS'nin integrali S1 ile S2 arasında olacak. DQ bölü T'nin integrali ise 1 ile 2 arasında olacak. Bu sınır sıcaklıktan oluşacak zaten iç tersinir olarak. Ve S2 eksi S1 buranın integrali bu şekilde yazılabilir. Diğer tarafı artık integrali Q'nun durumuna göre alacağız. Q sabitse dışarı çıkar, sıcaklığa bağlısı ona göre integrali alınır. Ona göre işlem yaparız. Saf maddelerde entropi değişimi saf maddelerdeki entropi değişimi arkadaşlar, bak entropi değişimi ifadesini gördüğün an delta S sistem aklımıza gelecek. Ancak sistemde bir entropi değişimi olabilir. O kütle çarpı küçük delta S veya M çarpı S2 eksi S1 dedik ve bu S1 ile S2'yi tablolardan okuyoruz. Özgül entropidir bunun adı. Özgül entropi küçük S'ler. Bazı sıvılar için tablolar var. Tablolar yoksa ne olacak? Yine adım adım göreceğiz onları. Ama özellikle su için, soğutucu akışkanlar için elinizde tablolar var zaten, incelersiniz. Tablolarda bu S değerleri bizim için hesaplanmış, korunmuş. Doymuş sıvı noktası için SF alacağız tabii ki. Nasıl geçmişte UF, UG alıyorduk, HF, EG alıyorduk. Doymuş var noktası için de SG değerini alacağız. Islak var bölgesinde çalışıyorsak tabii ki saf madde için S eşittir SF artı X, SG eksi SF geçerli olacak. Bunları geçmişte çok güzel çalıştık. İç enerji için, entalpi için. Aynı şeyler entropi için de geçerli. Tabii ki kızgın buhar bölgesi için küçükse basınç ve sıcaklıkla bağlı olacak. Kızgın buhar tablosundan S'leri okuyacağız. Sıkıştırmış sıvı bölgesi için de arkadaşlar belli bir basınca kadar S eşittir SF alınacak sıcaklık değerleri için. Bunları güzel çalıştık geçmişte. Sadece sıcaklık tablosundan S'yi yaklaşık SF alacağız. Ama basınç 5 megapascal ve 5 megapascal'dan büyük ise S değerini basınç ve sıcaklığa bağlı olarak tablodan alacağız. Su için bunun tablosu var. Bunları geçmişte çalıştık. Aynı şeyler entropi için de geçerli. Sıcaklığı 50 derece santigrat olan 1 kilogram doymuş sıvı su için X eşittir 0,5 olana kadar sabit basınçta iç tersin olarak ısıtılıyor demişiz örneğimizde. Q giren nedir? Delta S nedir? Ona bakacağız. T1 50 derece santigrat, X 0,5 doymuş sıvı soruda verilmiş. Sabit basınçta çalışıyoruz. Soruda verilmiş ve ısıtma. Arkadaşlar verilenleri böyle buraya yazınca soruyu çözmek kolay oluyor. Bizden Q giren ve delta S isteniyor. Sabit basınç ne demekti? Geçmişte çalıştık. Sınır işi yapılıyor demek. İç tersinir sanki dengeli demek. Geçmişte sanki dengeli olarak işlemleri ele aldık. İdeal olarak ele aldık. Onun karşılığı iç tersinir. Isıtma sıcaklık artıyor. Özgül hacim artıyor. Basınç sabit sınır işi yapılıyorsa bu çerçevede soruyu değerlendireceğiz. T1 50 derece santigrat, doymuş sıvı tabii ki F indisiyle gösterilecek değerler. Su için 50 derece için P1 eşittir PD. Neden? P1 eşittir PD. Çünkü doymuş sıvı noktasında çalışıyorsak basınç doyma basıncına eşittir. 12.352 kilopascal. İç enerji değeri sıcaklığa bağlı olarak, 50 dereceye bağlı olarak 209.33 kilojül kilogram. Aynı şekilde entalpi ve entropi de ilgili tablodan 50 derece için okuruz. Doymuş sıvı noktası için bunların alt indisi H1F, S1F olabilir, U1F olabilir. Sonuçta doymuş sıvı noktası için nasıl okunacağını biliyoruz. Gelelim ikinci hale. Basınç sabit. İkinci bağımsız özellik kuruluk derecesi verilmiş. 0,5.
O zaman ıslak buhar bölgesine geçtik, doymuş sıvı noktasında. Islak buhar bölgesinde çalışıyorsak ve kuruluk derecesi elimizde varsa H2F ile H2FG'yi, S2F ile S2FG'yi tablodan okuduktan sonra bu X2 eşittir 0,5 noktasının H entalpi ve entropi değerlerini kuruluk derecesi çerçevesinde hesaplarız. Bunları da geçmişte gördük. Tamam, onları hesaplarız. Soruları çözerken arkadaşlar önce ne yapacağız? Hep söyledik. Sınav kağıtlarında da büyük hatalar var. Önce enerji dengesini yazacaksın. Enerji dengesi olmadan birçok problemde bu genellikle olacak. Enerji dengesi olmadan problem çözülemez. E giren eksi E çıkan eşittir delta sistem. Termodinamik alanlar artık enerji dengesini çok iyi bilecek. Bu her zaman işimize yarayacak arkadaşlar. Zor da değil. Geçmişte güzelce çalıştık. Geçmiş videolara bakın. E giren ne? Bu soruda Q giren. E çıkan ne? Sınır işi var dedik ve sıcaklığı artıyorsa sistemin E çıkan olarak ve sınır çıkan olacak. Kapalı sistemlerde delta sistemde M çarpı küçük delta U olarak alınabilir. Kinetik ve potansiyel enerjileri ihmal ediyoruz. Bu piston silindir düzeneğinde. O zaman bu özel durum ne? Aşağıda Q giren ve sınır var. Burada eksi var, tamam. Q giren eksi ve sınır eşittir M delta U. Geçmişte çalıştık. V sınır P çarpı DV integraliydi. Bu integrali alırsan M çarpı P çarpı delta V oluyordu. P sabitse dışarı çıkardık. O zaman Q giren V sınır artı M çarpı delta U. Bunu da çalıştık geçmişte. V sınır yerine şu karşılığını koyduğumuzda ve entalpinin de biz U artı P V olduğunu bildiğimizden dolayı V sınır artı M çarpı delta U M çarpı P delta V artı delta U oluyordu. Bu içi zaten entalpi. Burada delta olduğu için bunu delta H olarak yazabiliriz. Bak, bunları hep geçmişte çalıştık. O zaman Q giren varsa karşısında da V sınır artı M çarpı delta U varsa bunu M çarpı delta H olarak yazabiliyoruz. Onun için yukarıda entalpi değerlerini okuduk tabloda. Q gireni hallettik o zaman. M çarpı H2 eksi E1. Bunları tablolardan okuduk. Islak buhar bölgesi için gerekeni yaptık. Bunları biliyorsunuz, bak gereken burada var. H2 eşittir H2F artı X2H2F eder. H2'yi hallettik. Kütle 1 kilogram verilmişse birim kütle için çalışmışız. Sonuç 1191 kilojül veya sen bunu kilojül ve kilogram olarak da yazabilirsin. Yani birim kütle için sorun değil. 1191 kilojüllük bir Q giren var. Bu kısımlar geçmişte çalışıldı zaten. Gelelim bugün çalışacağımız konuya. Arkadaşlar bir bilgi vermişiz. İç tersinizde izobarik bir işlem var. Basınç sabit. İzotermal bir işlem var. Sıcaklık sabit. İç tersinir olayında. Delta S'yi ele aldığımızda onu S2-S1 olarak alıyorduk. Bunun da integrali delta Q bölü T idi. İç tersinirse olay sıcaklık sabit. Bu sıcaklığı sıdır sıcaklığı olarak alabiliyorduk. Hemen soruya bakalım, sıcaklık kaç? Arkadaşlar sıcaklığı 50 derece olan doymuş sıvı ıslak buhar bölgesine gidiyor. X eşittir 0,5. Bak, burada çok önemli bir sonuç var. Doymuş sıvıdan ıslak buhar bölgesine gidiyoruz. Nedir bu durum? TVD alanında sıcaklık da sabittir. Islak buhar bölgesinde sıcaklık sabit. O zaman o sabit sıcaklığı biz sınır sıcaklığı olarak alabiliriz. Burası çok önemli. Yani şu T sıcaklığını ne alacağız? Soruya bakıyoruz. Soru özel bir durum. Faz değişimi var. Islak buhar bölgesinde çalışıyoruz. Islak buhar bölgesinde sıcaklık sabitse, yani bu sistemin sıcaklığı sabitse, sistem sınırı sıcaklığını da yaklaşık aynı sıcaklıkta alabiliriz. O zaman paydadaki sıcaklık 50 derece santigrat. Tabii ki entropide Kelvin'le çalışıyoruz. 270.15 artı 50 olarak paydayı alacağız. Bunu not edin. Faz değişimi varsa bu sabit sıcaklık o faz değişimi sıcaklığına olarak alınabilir. Karşınıza çıkacak bunlar. Bunu not edin. Q giren 1191 kilojül olarak bulduk. Zaten bak, bunu soruda bulun demese dahi bulmak zorundayız. Çünkü sistem için entropi değişimi Q giren bölü T'ye eşit olacak. O da 3.686 kilojül bölü Kelvin çıkıyor. Artı çıkıyor çünkü ısıtma var.
sistemdeki, bak buraya da yazmışız, sistemin entropi değişimi, sistemdeki entropi değişimi artı eksi çıkabilir. Isıtmada artı çıkacak. Sistemde arkadaşlar sıcaklık sabit. Çünkü neden sıcaklık sabit? Islak var bölgesinde özel bir yerde çalışıyoruz. Enerji faz değişimine gidiyor. O zaman yani sıcaklığı değişken alamayız ıslak var bölgesinde. Ama entropi artıyor. Q varsa, T varsa entropi var. Ve entropi, sistemin entropi değişimi pozitif olarak karşımıza çıkıyor. Bak, bunu nereden bulduk? Delta S eşittir. Delta T bölü T, delta Q bölü T'den bulduk. Bunu biraz önce çalıştık ve bu T sıcaklığını faz değişiminde sabit sıcaklık olduğu için bu T sıcaklığını aynı faz değişim sıcaklığı alabiliriz dedik. Bu delta S eşitliğinden bunu yaptık. Ama elimizde su var. Arkadaşlar istersek delta S'yi M çarpı S2 eksi S1'den de hesaplayabiliriz. Sistemin entropi değişimini. İkisi de olur. Özel bir durum var. Faz değişimi olduğu için yukarıdaki eşitlikte T yerine ne alacağız? Zı fazla düşünmedik yani. Hemen dedik o faz değişim sıcaklığına eşit olabilir. Aynı delta S'yi S2 eksi S1'den de buluruz. Tablolardan bu değerleri okuduk ya. Buraya koyalım. S2'yi de bak buradan yine hesapladık bunları biliyorsunuz. Yine 3.686 çıktı. Yani sen elinde S2 ile S1 değerini okuyabileceğin bir tablo varsa delta S'yi direkt buradan hesaplayabilirsin. Ama bazı özel durumlarda yani paydadaki bu T sıcaklığını sabit alabiliyorsan ve sınır sıcaklığını bilebiliyorsan delta S'yi buradan da hesaplayabilirsin. Bu iki durum önemli durum. Bu soru özellikle seçildi. Tabii buraya bilgi vermiş. Bak iç tersinin işlemde veya tersinin işlemde de entropi üretimi yok. İdeal durumlardan söz ediyoruz şu anda. Ama entropi üretimi yok ama sistemde entropi değişimi var sonuç olarak. TS diyagramını çizersek. Burada sıcaklık derece santigrat. Burada da küçük S, kilojül kilogram Kelvin ise arkadaşlar TS diyagramları da bizim için önemli. Yine doyma eğrisi var. Kritik nokta var. Bu sefer S1 ile S2'yi yatay eksene taşıyoruz. Sabit sıcaklıkta çalışıyoruz. Bir noktası burası. Doymuş sıfırdan başladık ısıtma. Bunu iki noktasına getirdi. Sistemin entropisi arttı. Sabit sıcaklıkta çalışırsak TS diyarımı da bu şekilde olacak. TV'ye benziyor. Evet, saf maddenin entropisi tablolardan belirlenir dedik. Özellikle su için tablolardan okuduk. Yine tablolarda bir hatırlatma yapalım. Sıkıştırma sıvı bölgesi burasıysa biz entropiyi sıkıştırma sıvı için basınç ve sıcaklığa bağlı olarak 5 megapascal ve sonrasında tablodan okuyabildiğimiz gibi 5 megapascal'dan düşük değerlerde S1'i sadece sıcaklığa bağlı olarak SF olarak alabiliyoruz. Doymuş sıvı buhar karışımı ıslak buhar bölgesinde S2 sıcaklığın ve kuruluk derecesinin fonksiyonu olabilir. Birbirinden bağımsız iki özellik seçiyorduk. Tamam. O zaman S2 işte SF artı X2 SFG'den hesaplanır. Kızgın buhar bölgesinde ise sıcaklığın ve basıncın fonksiyonu olarak SQ hesaplayabiliriz. Su için TS diyagramının genel gösterimi demişim. Şöyle alalım arkadaşlar. Burası sıcaklık. Burası küçük S. Biraz önce de çalıştık zaten. Doyma eğrisi var. Kritik nokta. Şurası kritik nokta olacak. Burası yanlış yazılmış. Kritik hal değil. Kritik nokta. Tamam. Sonuçta basınç eğrisi bak böyle gidiyor. Sabit basınç eğrisi. İçeriye istersek sabit hacim eğrilerini de çizebiliyoruz. Böyle sabit hacim eğrileri de çizilebilir. Mollier diyagramları vardır arkadaşlar. Mollier diyagramlarına bakın. Orada TS diyagramı daha ayrıntılı olarak verilir. Ama biz genellikle TS diyagramını bu sabit basınç eğrileri üzerinden göstereceğiz. Mollier diyagramı önemli. Termodinamiğin birinci ve ikinci yasasının birleşimine bakalım. Bunun adı Gibbs eşitliği arkadaşlar. Entropiye bir giriş yaptık. Bir kapalı sistemde saf madde için neler yapabiliriz ona baktık. Şimdi termodinamiğin birinci ve ikinci yasasının birleşimi diyebileceğimiz Gibbs eşitliğine veya eşitliklerine bakalım. Bunlar kitaplarda TDS eşitlikleri olarak da yer alır.
Bu konular önemli. Şöyle kısaca bir teorisine bakalım. Önemli noktalara varacağız. Basit sıkıştırabilir saf madde için. Hep biz basit sıkıştırabilir saf maddelerle çalıştık. İdeal durumda, yani iç tersinin durumda DS'nin delta Q bölü T olarak yazılabileceğini söyledik. Sistemdeki entropi değişimi ve sistem sınırından giren çıkan ısı veya sınır sıcaklığı oranı bu şekilde yazılabilir. Bu paydadaki T sınır sıcaklığı olmak üzere. Buradan arkadaşlar delta Q'yu çekersek teorik olarak ve tersinir olarak, ideal olarak, iç tersinir var bu ideal olarak. Delta Q'yu çekersek bunu T çarpı DS olarak yazabiliriz. T'yi buraya atarsak tamam. Bu eşitlik önemli. İç tersinir ideal durumda delta Q'nun değişimi T çarpı DS olarak yazılabilir. Bu dursun, kullanacağız. İç tersinir sanki de dengeli sistemin yaptığı sınır işini biz ne olarak gösteriyorduk? PdV integral olarak gösteriyorduk. Diferansiyel formda delta V iç tersinir ideal durumda ve diferansiyel formda bunu P çarpı dV olarak gösterebiliriz. Bak bu ikisi önemli, kullanacağız şimdi. İç tersinir için diferansiyel formda enerji dengesi delta E giren eksi delta E çıkan eşittir dE sistem. Tamam. Delta E gireni biz arkadaşlar ısı girişi varsa delta Q olarak gösterebiliyoruz. Isı girişi varsa piston silindir düzeninde bir sınır ışığı çıkışı da var. Onu da delta V olarak buraya yazalım. Bu da iç enerjideki değişimi eşit diferansiyel formda. Sınır ışığı çıkışı için ısı girişi olması gerekiyor demişim. Bu bilgilere ben gereken bilgileri içine yazıyorum bilgi notunu. Yukarıdaki eşitlikten şu duruma geçebiliriz. Delta Q eksi delta V eşittir delta U. İç tersinir ideal durum için. Ne dedik biz? Delta Q yerine T çarpı DS'yi yazabiliriz. Delta omega veya delta W yerine P çarpı DV'yi yazabiliriz dedik. Yukarıda bunları çıkardık. O eşittir DU. Birleştirirsek Gibbs eşitliğini elde ediyoruz. T DS'yi tek başına bırakırsak bu eşittir DU. Şuradan bir eksilik geliyor, unutma. Buraya artı gelecek. P artı P çarpı DV. Bunun adı arkadaşlar Gibbs eşitliği ve önemli bir eşitlik. Bu ideal durum için çıkartıldı ama gerçek durumlara da uygulanıyor. Yani biz referans noktasına göre bir eşitlik. Bizim referans noktası neydi? Tersinir durum. Tersinir duruma göre bir eşitlik çıkarttık ama bu eşitliği her zaman gerçek duruma da uygulayabiliyoruz. Bu eşitlik önemli. Gibbs eşitliği tamam. Bir de arkadaşlar entalpiyi biz U artı PV olarak yazıyoruz. Bunu her zaman biliyoruz. Bunun türevini alırsak DH nedir? DU artı PDV. Burada bak P çarpı V var. Çarpımın türevi PDV artı VDP. Tamam. Buradan DU'yu tek başına bırakalım. O zaman DH eksi işte PDV eksi VDP karşımıza çıkıyor. Yukarıdaki TDS eşitliğinde DU yerine bu bulduğumuzu yazalım. Şu PDV'ler artı eksi birbirini götürüyor. TDS eşittir DH eksi VDP olarak karşımıza çıkıyor. İkinci Gibbs eşitliği bu. Bu da bir Gibbs eşitliği. Yukarıdakiyle aynı sonuçta. DU yerine DH'yi entalpiyi yerleştirdik. İkisi de önemli eşitlik. Bunları unutmayacağız. Bak burada eksi var, burada artı var. Artı varken yanında DU var. Eksi varken yanında DH var. Tabii ki burası VDP, burası PDV. Matematik olarak bunu bu şekilde gösterdik. Bu Gibbs eşitlikleri bizim için önemli. Özgür gösterim olarak, yani joule bölü kilogram olarak da küçük harflerle bu şekilde gösterebiliriz. Gibbs eşitliklerini, TDS eşitliklerini. Bu iki eşitlik iç tersinir ve tersinmez hal değişimleri için geçerlidir demişim ben. Bak. Hem ideal durum için hem gerçek durum için geçerlidir. Biraz önce de konuştuk. Entropi bir özellik olduğundan iki durum arasındaki entropi değişimi bu iki durum arasındaki işlemden bağımsızdır. Entropi bir özellik olduğundan arkadaşlar yola bağlı değil demek istiyor. TDS eşitlikleri ölçülebilen özellikler cinsinden entropi değişimi hesaplamalarında kolaylık sağlar. Entropi değişimi hesaplarında bu TDS hesaplarından biz yararlanacağız.
Bunlar dursun arkadaşlar. Hepsinden yararlanacağız. Adım adım gidiyoruz. Teorik bilgileri fazla ayrıntıya girmeden ele alıyoruz. Bunların hepsini kullanacağız. Adım adım gidiyoruz. Biraz da ideal gazlara bakalım. İdeal gazlarda entropi değişimine bakalım. Şimdi arkadaşlar geçmişte biz ne dedik? İdeal gazlarla çalışıyorsak iç enerji değişimi diferansiyel formda dU eşittir cv çarpı dt idi. U'yu gördüğünde cv'ye git diyorduk hani. U'yu gördüğünde cv'ye gideceğiz. H'yi gördüğünde cp'ye gideceğiz. Entalpi değişimini de cp cinsinden sabit basınçta özgürlüsü bu, sabit hacimde özgürlüsü bu. Bu şekilde yazabiliyoruz ve ideal gazlarda cv ve cp sıcaklığın fonksiyonu olarak yazılabilir. İdeal gazlarda arkadaşlar PV eşittir RT eşittiğini biliyoruz. Burası özgür hacim cinsinden yazarsak. Buradan özgür hacimi tek başına bırakırsan o da R çarpı T bölü P olarak yazılabilir. Gelelim TDS eşitliklerine. TDS'yi küçük harfle yazarsak, jül bölü kilogram biriminde yazarsak DU artı P çarpı DV idi. Şuradaki P yerine arkadaşlar R çarpı T bölü V'yi yazalım. Şuradan çıkartırsak R çarpı T bölü V. Burası da DV zaten. Tamam. Ve özgür hacimde paydada yer aldı. DS'yi tek başına bırakıp her tarafı T'ye bölersen burada T'ler birbirini götürüyor. Tamam. Ne kalıyor? DS eşittir DU bölü T artı R DV bölü V kaldı. İdeal gazlar için bunu yazıyoruz. Bak ideal gazlar için. Bu bir diferansiyel denklem. Bunu çözmek için integralini almamız lazım. DU yerine de buraya arkadaşlar CV çarpı DT karşılığını yazmışız bak. DU yerine. Tamam. Bu integrali çözersek delta S, S2 eksi S1 demek. İntegrali yani CV çarpı DT bölü T integrali T1 ile T2 arasında değişecek. Bunu da yani integral formunda bırakmışız. Bunun değişimini şimdi inceleyeceğiz. Diğer taraf R sabit olduğu için dışarıda dv bölü v'nin integrali ln v2 bölü v1'dir. Bu ln'i logaritma olarak da okuyoruz. Logaritma v2 bölü v1'dir. Bu sonuç da önemli bak ideal gazlarda. S1 ve S2 sıcaklık ve özgür hacim fonksiyonu oldu. Cv sıcaklığın fonksiyonu oldu bu eşitlikte. Yani cv bir sıcaklığın fonksiyonu olarak ele alıp bir eşitlik halinde yazabiliyorsak bu integrali de sıcaklığa göre alabiliriz. Şimdi bu integral için çeşitli yaklaşımlar var arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Bunları bütün bundan sonraki konularda kullanacağız. Geçmişte de biraz bahsetmiştik. Ortalama özgür ısılar yaklaşımı, birinci yaklaşım. Bunda ne yapıyorduk? T1 artı T2 bölü 2 eşittir T ortalama alıyoruz. Bu T ortalama sıcaklığında CV'leri tablolardan okuyoruz. Ona da CV ortalama diyebiliriz. Veya oda sıcaklığında CV ortalama tablodan okunuyor demiştik. Arkadaşlar küçük sıcaklık farkları için bu CV ortalamayı oda sıcaklığında alabiliyorduk. Yine geçmişte çalıştık. Ama sıcaklık farkı büyükse onu yine hata içeriyor ama sonuçta ama T ortalama sıcaklığında alabiliyorduk. Şu kısımları geçmişte çalıştık. Entropi için ne yazabiliriz? Delta S'yi bak şu formda yazdık. CV arkadaşlar sabitse bu ortalama sıcaklıkta veya oda sıcaklığında CV'yi aldığımızda sabit oluyor. İntegral dışına artık çıkabiliyor. Bu hata içeriyor. Ortalamalarda çalıştığımızdan hata içerdiğimizi bileceğiz. Ama bu durumda sabitse dışarı çıkardık. İçeride kalan DT bölü T'nin integrali zaten logaritma T2 bölü T1. O zaman delta S'yi bak delta S ne demek? Sistemdeki entropi değişimi ideal gazlarda CV ortalama çarpı ln T2 bölü T1 artı R ln V2 bölü V1 olarak yazılır. Ne dedik biz delta S için? Eğer suyla çalışıyorsak S1 ile S2'yi tablolardan okuyabiliriz. Ama her zaman elimizde tablo yok. İdeal gazlarda özellikle yok. O zaman yaklaşım, birinci yaklaşım bu. Bu biraz hata içeren bir yaklaşım. Bu birinci yaklaşım. Sana sorularda ortalama özgür ısıları alacaksın veya oda sıcaklığında ortalama özgür ısıyı al derlerse entropi için kullanacağın yani sistemdeki entropi değişimi demek bu bak sistemdeki entropi değişimi için bu eşitliği kullanacaksın. İkinci yaklaşım biraz daha
hatası az olan bir yaklaşım, değişken özgür ısılar yaklaşımı. Bunu CHP kapsamında arkadaşlar burada anlatmışım. Şimdi kısaca söyleyelim. Neydi? TDS eşittir DH eksi VDP'ydi. Bunu yukarıda çıkardık. Yine buradaki özgür hacim yerine R çarpı T bölü P yazabiliriz. Bunu da biraz önce konuştuk. CHP kapsamında ele alacaksak T'yi aldık bak. DH'yi aldık. T'yi gördüğün an CHP'ye git demiştik. Entalpiyi gördüğün an. Tamam. Bunu düzenlersek işte yine T'ler gidiyor. Elimizde DS eşitliği olarak bu kalıyor. CP DT bölü T eksi R DP bölü P kalıyor elimizde. Bunun da integralini alırsan delta S yine bak CP'yi integral dışına çıkartmıyoruz. Bu şekilde kalabilir. Eksi R ln P2 bölü P1. Yine S1 ve S2 ama burada sıcaklık ve basıncın fonksiyonu. CP sıcaklığın fonksiyonu. Arkadaşlar ortalama sıcaklıklarda yukarıda dedik ya hani o hata açılan bir yaklaşım. Ortalama sıcaklıklarda çalışacaksak CP ortalama olarak da alabiliyoruz. Bak yani yukarıdaki konu neydi birinci yaklaşım? Ortalama özgür ısılar. Ortalama özgür ısılarda yaklaşıyorsak CP ortalama için de bunu yazabiliriz. Bak yukarıdaki eşitlikte o zaman CP'yi dışarı çıkartırsak buraya ln T2 T1 geliyor. Bize ortalama özgür ısılarda çalıştığımızda CP ile karşılaşıyorsak delta S eşitliği için bunu yazabiliriz. Ama şimdi biz değişken özgür ısılara bakıyoruz. Değişken özgür ısılar ne demek? CP sıcaklığın fonksiyonu demek. O zaman delta S'yi biz matematik olarak şöyle yazabiliriz. Bak sıfırdan T2'ye sıfırdan T1'e yazabiliriz. Şurada ne vardı? T1 ile T2 arasında değişiyor ya bu. Bu değişimi matematik olarak şu şekilde yazmak aynı şey. Bu şekilde neye yazdık? 0 Kelvin'den T2'ye götürelim. CP DT bölü T'nin integrali eksi. 0 Kelvin'den T1'e götürelim. CP çarpı DT bölü T'nin integrali. Bizim için bu integralleri hesaplamışlar. Ondan dolayı bu şekilde yazabiliriz. Yani 0 ile belli bir sıcaklık arasındaki değişimi bizim için hesaplayıp S2 üzeri 0 olarak tablolara koymuşlar. Hava için bu tablo var. T2 üzeri 0, S1 üzeri 0'a biz mutlak entropi diyoruz. Mutlak entropilerin tabloları var. Özellikle elinizdeki tablolarda hava için var. O zaman değişken özgür ısıları kullanın dedikleri an tablolardan S2 ile S1 üzeri 0'ları alacağız. S1 ve S2 üzeri 0'lar sıcaklığa göre değişiyor. Bak sıcaklığa göre tablodan S1 ile S2'yi alacaksın. Burada yerine koyacaksın. S2 eksi S1. Yanında ne var? Eksi R ln P2 bölü P1. Değişken özgür ısıların hatası düşük. Değişken özgür ısılarla çalışıyorsak tablolardan S2 üzeri 0 ile S1 üzeri 0'ı sıcaklığa göre okuyacaksın. Buraya yerleştireceğim delta S'yi. Sistemdeki entropi değişimini Joule bölü kilogram Kelvin olarak bulacağım. Bunlar çok önemli konular. Yine bak buraya yazmışız çalışırken unutmayın diye. S1 üzeri 0 ve S2 üzeri 0 Kelvin cinsinden T1 ve T2 için ilgili tablolardan alınıyor. Biz yukarıdaki eşitliği CP için çıkardık. İdeal gazlarda neydi arkadaşlar geçmişte ispatladık. CP eksi CV eşittir R idi. Eşitliği çerçevesinde CP için yazılan değişken özgür ısılar yaklaşımı CV için de uygulanabilir. Sen CP için değeri bulduğun an bu eşitlikten CV'yi de bulabilirsin. Bundan önemli konular. Bir kere benim bu bilgi notlarını güzelce çalışın. Çengel Hoca'nın kitabından da kesinlikle tekrarlayın. Yıl içi sınavları kötü arkadaşlar. Final sınavlarına bakacağız biz. Final sınavındaki performansınız çok önemli. Ona göre güzelce entropi konusunu, termodinamik ikinci yasası konusunu çalışmanız lazım. Yıl içi sınavı notunu unutun. Finale çok iyi şekilde hazırlanın. Evet biraz yorulduk. Bir 10 dakika ara verelim. Arkadaşlar tam 10 dakika sonra devam edeceğiz. Saat 10'u 10 geçiyor. Onu 20 geçe benim saatime göre tabii. 10 dakika sonra görüşeceğiz.
Arkadaşlar dersimize devam edelim. Biraz önce ideal gazlar için durumu özetledik. Biz hem ideal gazlarla çalışıyoruz hem de sıvılarla ve katılarla çalışıyoruz. Sıkıştırılamaz sıvıların ve katıların entropi değişimine de bakalım. Arkadaşlar sıvıları belli bir basınca kadar sıkıştırılamaz kabul ediyoruz. Bunun yanında katıların entropi değişiminde ne olabilir ona bir bakalım. Özgül hacim değişimi yaklaşık sabit. Sıkıştırılamaz sıvılar ve katılarda zaten. Yoğunluk değişimi yaklaşık sabitse, katı ve sıkıştırılamaz sıvılarda bu durumu göz önüne alıyorsak, iç enerji değişimi neydi o zaman? C çarpı DT idi. O zaman buraya CP, CV, CV, CP yazmıyorduk. Sadece C yazıyorduk. C de sıcaklığın fonksiyonu oluyordu. P çarpı DV ise yaklaşık sıfır oluyor. Sonuçta özgül hacim değişimi yoksa burası sıfır. O zaman P çarpı DV de yaklaşık sıfır. O zaman arkadaşlar yukarıdaki eşitlikler çerçevesinde S2 eksi S1'i C çarpı DT bölü T olarak yazabiliyoruz. Sıkıştırılamaz sıvı ve katılarda. Şimdi arkadaşlar, örneğin su için tablomuz var, tamam. Ama bazı soğutucu akışkanlar için tablomuz var, tamam. Ama her sıvı için yok ve katılar için yok. O zaman biz sıcaklığa bağlı olarak C değerini alacağız ve S2-S1'i, yani sistemdeki entropi değişimini bu eşitlikten hesaplayacağız. Bunun integralini alırsak C çarpı ln T2 bölü T1 oluyor. Tablo yoksa sıvılarda ve sıvıları sıkıştırılamaz sıvı olarak alıyorsak entropi değişimi, sistemdeki entropi değişiminin eşitliği bu. Tabii ki burada C'yi tablolarda sıcaklığa bağlı olarak okuyacağız. Bak, bütün bu yazdıklarımız arkadaşlar, şu ana kadar öğrendiklerimiz S2-S1 için sistemdeki entropi değişimi için 2-3 tane farklı yol var. Tablo var, eşitlikler var. Gazlarda 2 tane farklı yaklaşım var. Hepsi önemli. Hepsini adım adım ele aldık. Termodinamik ikinci yasasının matematik olarak ifadesine bakalım. Entropi dengesine bakalım artık arkadaşlar. Şu ana kadar biz hep sistemdeki entropi değişimini ele aldık. Entropi dengesi eşitliğini daha ele almadık. İçten tersinir veya iç tersinir ideal durum için bizim yazacağımız eşitlik ds eşittir delta q bölü t idi. Bunu delta formunda yazdığımızda aşağıdaki eşitliği elde ediyorduk. Sistemdeki entropi değişimi delta s, diğer taraf ise sınırda olan ısı giriş çıkışının toplamı bölü sıcaklık idi. Bu T sınır sıcaklığı olabiliyordu. Sıcaklık değişkense tabii ki Q eşittir F, F fonksiyon T, yani Q eşittir fonksiyon T çerçevesinde integral alınıyordu. Biz ne yaptık geçmişte? Her zaman enerji dengesini kullanacağız dedik ve enerji dengesini güzelce ele aldık. Gelen eksiye çıkan eşittir delta sistem. Tersine hal değişim için entropi dengesini nasıl yazabiliriz artık? Enerji dengesine benzer. S giren eksi S çıkan eşittir delta S sistem. Entropi için bak yazıyoruz bunu. Ama tersinir için bak, ideal için. Yukarıdaki enerji dengesi de esasında ideal bir denklem. Tersine hal değişimi için entropi dengesini de bu şekilde yazabiliriz. S giren nedir? T sabitse Q giren bölü T. T çıkan nedir? Q çıkan bölü T. Bu T'ler birbirine eşit olabilir, olmayabilir arkadaşlar. Onlara bakacağız. Ama delta S sistem M çarpı S2 eksi S1. Şu kısmı yukarıda çalıştık artık. Nasıl hesaplayabileceğimizi. Ama sistem sınırını delen entropiler açısından S'leri Q cinsinden yazabiliyoruz. Q ve T cinsinden tabii ki. Tersinmez hal değişim için entropi dengesi. Bak, yukarıdaki tersinde ideal durum. O zaman örneğin kapalı sistemlerde S giren eksi S çıkan artı S üretim. Sen gerçek durumdan bahsediyorsan S üretim nedir? İdealde sıfırdır. Gerçekte büyük sıfırdır. Yukarıda yazmadık. Neden? İdealde sıfır. Buraya S artı S üretimi dahil etmiş olduk. Bak, sıcaklığı da TK cinsinden yazmışız. TK sınır sıcaklığı
Isı temposu sıcaklığı veya problemin cinsine göre örneğin faz değişim sıcaklığı olabilir. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bunları not edin. Q giren bölü T, Q çıkan bölü T varsa bunları TK genel olarak yazıyorsak birkaç farklı sıcaklık durumu olabilir. Ege dersteki problemlerde bunların ayrıntılarına yer verildi. Sistemle çevre arasında ısı alışverişi yoksa, sistemle çevre arasında entropi akışı da yoktur. Entropi üretimi yola bağlıdır. Tersimezlik nedeniyle sistem entropi üretir. Gerçek durumda tabii ki. Şunu bak bir daha yazmışız, önemli. S üretim büyük sıfır ise işlem ağırlığında sistemde iç tersimezlikler varsa büyük sıfır. İç tersimezlik gerçek durum. S üretim eşit sıfır, sistemde iç tersimezlik yoksa ideal durum. S üretim küçük sıfır olamaz. Ama delta S sistem, yine konuştuk bugün, büyük sıfır, küçük sıfır, eşit sıfır olabilir. Bak bir şey buraya hani birçok kez yazdık çünkü önemli bunlar. Adım adım giderken önemli noktaları tekrar hatırlatmakta büyük fayda var. Bizim artık entropi dengesi eşitliğimiz bu şekilde olacak. S giren eksi S çıkan artı S üretim eşittir delta S sistem. Bu bizim genel eşitliğimiz. İdeal olarak çalışıyorsak, yani tersine olarak çalışıyorsak S üretimi sıfır alacağız. Açık sistemlerle çalışıyorsak ve sürekli akış varsa delta S sistemi sıfır alacağız. Çevrimlerle çalışıyorsak delta S sistemi sıfır alacağız. Ama gerçek, yani temel eşitliğimiz bu. Gerçek durum ve ideal durumda yaklaşımlarımız da bu şekilde. Ve gelelim sistem sınırının delen entropi geçişlerine. Sistem sınırını S giren ve S çıkan ilgilendiriyor. Sistem sınırından ısı giriş çıkışı varsa biz bunu Q bölü T olarak alabiliyorduk. T sabit sıcaklığı varsa elimizde ve Q sabitse. İki tane özel durum var tabii. Isı geçişi yoluyla entropi geçişini bu şekilde yazabiliriz. Ama bu durumu istersek arkadaşlar mesela su için S1, S2 diye tablolardan da okuyabiliyorduk. İşin entropisinden söz edemeyiz. Entropiyi gördüğün an sıcaklık ve ısı aklına gelecek. İşin entropisinden söz edemeyiz. İşin entropisi sıfırdır. İş geçişi yoluyla entropi geçişi yok. Ama kütle belli bir ısı, belli bir sıcaklık içerir. Kütle çerçevesinde entropi geçişi var. Onu da M çarpı S olarak yazabiliriz. Küçük S'leri ya biz hesaplayacağız ya tablolardan okuyacağız. Bak aynı küçük S yine karşımıza burada çıktı. Ayrıntısına bakacağız. Bunlar temel bilgiler. Şu eşitliği yazıyorsun. Altına da bunları yazabilirsin. Sistem sınırının delen entropi geçişleri için. Bunların her birinin ayrıntısına bakacağız. Bak burada bir ayrıntı var. S ısı delta Q bölü T'nin integrali. Bu integrali istersen QK bölü TK'nın bölü QK bölü TK'nın toplamı olarak da alabilirsin. İntegral demek toplam demek. QK ise K konumundaki TK sıcaklığındaki sınır üzerinde ısı geçişi. Bu ısı geçişi sıcaklığa göre değişiyorsa onu parçalara bölüp o parçaların işte toplamını alabilirsin veya integralini almak en güzeli. Tabii şu ayrıntıya bizim de bu derste fazla girmeyeceğiz. Yukarıda söyledik. Sürekli akış varsa delta S sistem sıfır. Açık sistemlerde. Süreksiz akış varsa tabii delta S sistem arkadaşlar M2, S2 eksi, M1, S1 olarak da yazılabilir. Bu süreksiz akışla ilgili Ege derse bir örnek yüklemiştim. Kütlenin korunumu gereği tabii ki açık sistemlerde örneğin M giren eksi M çıkan eşittir delta M sistem olarak ele alınacak. Kütlenin korunumunu da unutmayacağız. Bunlar önemli temel bilgiler, çok önemli bilgiler. Bunları güzelce size anlatmaya çalıştım. Özet olarak anlatmaya çalıştım. Bu bilgileri kesinlikle tekrar etmeniz gerekiyor. Evet, bugün biraz entropinin teorisi üzerinden gidiyoruz. Çünkü önemli konuları kısaca tekrar etmemizde, ele almamızda büyük fayda var. Bir de entropinin artışı ilkesi var. Ona da kısaca bakalım. Arkadaşlar kapalı bir sistemi ele alalım. Bak burası kapalı bir sistem, bir sınırı var. Kapalı sisteme ısı girişi olsun diferansiyel formda.
iş çıkışı olsun. Yani bir bu piston silindir düzeni olsun örneğin. Bunun da bir çevresi var. Tamam. Biz kapalı sistemin yakın çevresi burasıysa uzak çevre olarak belli bir noktaya geldiğimiz an eğer bu çevrenin etkisi artık yok oluyorsa burayı da aylık sistem sınırı olarak alabiliriz. Aylık sistemleri dersin ilk başında da işlemiştik. Aylık sistemlerde sınırdan herhangi bir giriş çıkış yok. Belli bir noktadan sonra kapalı sistem için bir aylık sistem sınırı alabiliriz. Yani şu noktadan sonra sistem sınırından bu hayali aylık sistem sınırından giriş çıkışlar olmayacak. Enerji kapsamında tabii ki. Kapalı sistem artı çevresi bir aylık sistem oluşturur demişim. Bunu güzelce ele alalım arkadaşlar. Önce enerji dengesi. Bak her şeyde enerji dengesi önce. Giren eksi çıkan delta sistemi biz sadece kapalı sistem için yazarsak, şu sistem için yazarsak giren ne var burada? Delta Q. Çıkan ne var? Delta V. Buradan delta sistemi delta Q eksi DV olarak yazabiliriz. Çevre için enerji dengesi, şu çevre için enerji dengesini yazarsak sonuçta bu çevrede de bir olaylar oluyor. Ne oluyor çevre için? Giren, bak çevreye delta V girişi var bu sefer. Çıkan çevre için çevreden delta Q çıkışı var. O kapalı sisteme giriyor. O zaman delta çevre delta V eksi delta Q olarak yazılabilir. Bunun tersi oluyor. Sistem kapalı sistemin tersi oluyor. Aylık sistem için enerji dengesi bak. Hem kapalı sistem hem çevre için yaptık. Bu sefer aylık sistem için yapalım. Aylık sistemde ne dedik biz? Sistem sınırı denen herhangi bir enerji giriş çıkışı yok dedik. Aylık sistemin tanımı bu. Bunlar sıfır. Ama aylık sistemin içinde ne var? Hem kapalı sistemdeki enerji değişimi var hem çevredeki enerji değişimi var. Bak burası önemli. Bunu yıl içi sınavında da buna benzer bir şey sorduk. Burasının toplamı olarak bir soru karşınıza çıkmıştı. O zaman delta E ayrığı biz bu ikisini toplamı olarak yazabiliriz. Bu ikisini yukarıda hallettik ya. Şunlar. Buraya yazarsan bak sıfır çıkıyor. Yani aylık sistemdeki enerji değişiminin sıfır olduğunu da ispatlamış olduk. Bu enerjinin korunumuna giriyor. Herhangi bir işlem sırasında sistem ile çevresinin enerjileri toplamı sabittir. Termodinamiğin birinci yasası. Delta E'leri bu şekilde hallettik. Gelelim entropilere. Aynı şeyi kapalı sistemdeki entropi değişimi için yapalım. S giren eksi S çıkan artı S üretim eşit delta S sistem bizim temel eşitliğimizdi. Entropi dengesi eşitliği. S giren burada Q, delta Q bölü T, S çıkan yok. Kapalı sistem için. O zaman S üretim ne oluyor? Delta S sistem eksi delta Q bölü T olarak yazılabilir. S üretimi tek başına bırakırsak. Tamam. Çevre için yazalım. Çevrede tersi olacak. Bu sefer S giren sıfır. S çıkan delta Q bölü T. Buradan S üretim çevreyi yapalım. Bu kapalı sistem için de bu çevre için. Delta S çevre artı delta Q bölü T olarak çıkıyor bak karşımıza. Tamam. Aylık sistem için entropi üretimini yazalım. Aylık sistemin sınırından enerji giriş çıkışı yoksa entropi giriş çıkışı da yok. Buradan S üretim ayrılığı çekeceğiz. Ama delta S ayrık yukarıda var. Yukarıda var dedim yani ikisini toplamı olarak yazıyorduk. Yani S üretim çevre, S üretim kapalı sistemin toplamı olarak yazıyoruz. Buraya bu ikisinin toplamı gelecek. S üretim aylık eşittir. Bu ikisinin toplamı parantez içinde yazmışız. S üretim artı delta Q bölü T artı S üretim çevre delta Q bölü T. Yani delta S sistemle delta S çevrenin aynısı olduğu. Bunlar zaten yani yukarıdan aldık sonuç olarak. Ne demek istiyoruz? Buradan delta S sistemi tek başına bırak. Delta S çevreyi tek başına bırak. O zaman Q'ları bu tarafa atarsak şunları elde ederiz. Yani S üretim aylık delta S sistem artı delta S çevreye eşit oldu. Yukarıda biz enerji dengesinde ne bulduk? Delta E aylık yani aylık sistemdeki enerji değişimini sıfır bulduk. Termodinamiğin birinci yasası çerçevesinde. Ama termodinamiğin ikinci yasası çerçevesinde S
üretim aylık, yani aylık sistemin entropisi her zaman pozitif. Bu ikisinin toplamına eşit. Burası önemli. Gerçek işlemler sırasında her zaman S üretim büyük sıfır olur demiştik. Bunu da ispatlamış olduk. İşlem sırasında sistem ile çevresinin entropi değişiminin toplamı pozitif olur. Bunun adı entropinin artışı ilkesi. İşlem sırasında sistem artı çevresinin entropi değişimleri toplamı her zaman pozitif. Arkadaşlar, yukarısını negatif yapan bir durum yok. Şunlar birbirini götürse dahi bu ikisi her zaman pozitif. O zaman delta S sistem artı delta S çevre toplamı her zaman pozitif. Yani entropi üretimi her zaman pozitif. Aylık sistem için aldık ama genelde de zaten sistemle çevresini ele aldığımızda her zaman o bir aylık sistemdir. Ve sistem artı çevresi için son kez söyleyeyim. Sistem artı çevresi için entropi üretimi her zaman pozitif. Bak, sistem ve çevresinin entropi değişimlerinin ayrı ayrı pozitif olması gerekli değil. Şu ikisinin ayrı ayrı pozitif olması gerekli değil. Ama yapacağımız her türlü işlemde bu ikisinden biri eksi biri artı olsa dahi sonuç pozitif çıkıyor. Bunun tersi mümkün değil. Evet, örnek yapalım. Sıcaklığı 325 derece santigrat, kütlesi 10 kilogram olan bakır çubuk. Sıcaklığı 27 derece santigrat, kütlesi 20 kilogram olan alüminyum çubukla ısı temas ettiriliyor. Bak, ikisi birleştiriliyor. Burada ısı transferi olacak. Isı transferinde de bu konu işlenir. Bakır ve alüminyum çubuklar ısı dengeye eriştikten sonra ortak sıcaklıklarını ve işlemin entropi üretimini hesaplayınız. Arkadaşlar, bu ikisini birleştirdik. İkisi birlikte sistem oldu ve güzelce yalıtılmış olsun. Yani ısı transferi bu ikisi arasında olsun. Hangisi yüksek sıcaklıktaysa yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru termodinamik ikinci yasası gereği ısı transferi olur. Sistem sınırımız artık bu ikisini birleştirdik. Ortak sıcaklığın hesabı her zaman enerji dengesi arkadaşlar başlangıç. E'ye giren eksiye çıkan eşit delta sistem. Çok güzelce yalıttık. Sistem sınırının delen herhangi bir enerji giriş çıkışı yok. Bunlar sıfır ama delta sistem iki tane ayrı malzemeden oluşuyor. Delta U bakır, delta U alüminyum. Buna göre modelleyeceğiz. Burada sistem bakır artı alüminyum çubuktan oluşmaktadır. Sistem yalıtılmış olduğu için sınırlar nasıl giriş çıkışı yok. Delta E sistem, delta U bakır, delta U alüminyum. Eşittir sıfır olacak. Neden? Şurası sıfır zaten. Tamam. Katı malzemeler için ne yazıyorduk arkadaşlar? U'yu gördüğünde C, V'ye gideceğim diyorduk ama katı malzemelerde zaten CV ve CP aynı değerde. O zaman gerçek durum ne? M çarpı U2 eksi U1, M çarpı U1 eksi U2 alüminyum ve bakır için. Gerçek durum iç enerji değişimleriydi. Ama U'yu gördüğünde biz C çarpı delta T'yi yazabiliyorduk. T'yi gördüğünde de yazıyorduk da yani sonuç olarak katılarda C ve CP fark etmiyor. Bir daha söyleyeyim. Delta E sistemi bunların toplamı olarak yazdık. Biz iç enerji değişimini U2-U1 olarak yazıyoruz. Hem bakır için hem alüminyum için bunu yazabiliriz. Bu alüminyumu karşıya attığımız için burası U1-U2 olmuş. Yani şuraya eksi yazmaktansa buraya yazmışız. Biz şu delta U'ları C çarpı delta T cinsinden yazıyoruz katılar için. Katılar için bu C değerleri tablolarda var. Isıl dengede T2 bakır T2 alüminyum eşit olacak. Yani şu ısıl dengede son sıcaklık şunlar ya. Alüminyum için son sıcaklık şurada. Bakır için son sıcaklık burada. Isıl dengede bunlar eşit olmak zorunda. O çerçevede T2'yi eşit alırsak yukarıdan T2'yi çekeceğiz. Matematik olarak düzenleyeceğiz. İşte böyle bir düzenleme karşımıza çıkıyor. Başlangıç sıcaklıkları farklı tabii. T1 alüminyum, T1 bakır olmak üzere. Arkadaşlar, alüminyum kütlesi verilmiş 20 kilogram, bakırın kütlesi 10 kilogram verilmiş, başlangıç sıcaklıkları verilmiş, ortalama sıcaklık belli değil. Bu çerçevede biz 350 Kelvin'de ben C değerlerine özgül ısıları almışım. Başlangıç sıcaklığı çünkü belli değil, ortalama sıcaklığı buradan belli. Pardon,
Başlangıç sıcaklığı belli, son sıcaklık belli değil. Ortalama sıcaklığı 350 Kelvin almışız. Yani şu ikisini göz önüne alarak bir şey alabiliriz. Neyse ben 350 almışım, sonra ona bakarız. Burası mühendislik yaklaşımı. Sen sınavda da buraya nasıl bir yaklaşım yaptığını yaz, geçerlidir. Bu değerler kapsamında T2 79 derece santigrat bulunuyor. 352 Kelvin. C değerlerinin sıcaklıkla değişimleri sonucu çok etkilemeyeceği için 350 Kelvin'de değerler tablodan alınmış. Sen bu 79'u bulduktan sonra arkadaşlar ortalama sıcaklıkta bir C değeri alsan da burası örneğin 78.7 çıkıyor örneğin. Yani sonucu çok etkilemiyor. Bunu kendin de ispatlayabilirsin. Sonuçta T2 sıcaklığı için bir daha işlemleri yaptığında. Son sıcaklığı bulduk. Enerji dengesi bizim için her zaman kullanacağımız önemli bir eşitlik. Enerji dengesini göz önüne alarak biz son sıcaklığı bulduk. Başka türlü bulamayız. Entropi dengesinden entropi üretimini de bulabiliriz. Arkadaşlar yukarıda şekil vardı. Yalıtılmış bir sistemdi. Sistem sınırı delen enerji giriş çıkışları yoksa özellikle Q yoksa S giren S çıkan da yok. Ama delta S sistem dikkat. Delta S sistemi delta S bakır artı delta S alüminyum olarak alacağız yine. O zaman S üretim bu ikisinin toplamına eşit oluyor. Entropinin artışı ilkesine de benzedi bak. Katı malzemeler için entropi değişimini çalıştık ya bugün. M çarpı C çarpı ln T2 bölü T1 olarak yazabiliyorduk. Bütün hepsinin sayısal değeri var. Bak delta S alüminyum. Alüminyum başlangıçta sıcaktı. Değerine göre ısı kaybedecek. Sonuç eksi çıkması normal. Eksi 2.0817 kilojoule bölü kelvinlik entropi değişimi var bakırda. Alüminyum ısı kazanacak. Isı kazanacak yanlış oldu arkadaşlar. Sıcaklığı artacak değil. Güzel, termodinamik olarak güzel konuşalım. Alüminyum sıcaklığı artacak. Delta C alüminyum yine MC ln T2 bölü T1 olarak yazılabilir. Sayısal değerler var. Sıcaklığı arttığı için, hadi ısı kazandığı için diyelim. Artı 2.97 kilojoule kelvinlik bir entropi değişimi var. Ama entropi üretimi artı eksi 0.88-85 kilojoule kelvin çıktı. Her zaman pozitif çıkar. Evet, bugün güzelce anlatmaya çalıştım. Siz de güzelce tekrar edin arkadaşlar. Entropi üzerinde son yorumlar Cengel Hoca'nın kitabından aldım. Hal değişimleri herhangi bir yönde değil, sadece bir belirli bir yönde gerçekleşebilir. Hal değişimi entropinin artışı ilkesiyle uyumlu yönde ilerlemek zorunda. Evet, çok konuşunca ses gidiyor. Yani hal değişimi sırasında entropi üretimi sıfırdan büyük olmalıdır. Bu ilkeyi sağlamayan bir hal değişimi gerçekleşemez demiş. 2 ile 3'ü de siz okuyun arkadaşlar. Çengel Hoca'nın kitabında da var. Ders notumuzda da var, burada da var. Bu çerçevede entropi üzerine son yorumları bu şekilde yapabiliriz. Evet, dersimizi biraz sonra bitireceğiz. Bitirmeden önce kısa bir şey daha anlatmak istiyorum. Arkadaşlar ileride bazı ispatlar yapacağım demiştim. Termodinamik kitaplarında Q çıkan için çeşitli yöntemler, ispatlar var. Ben anlaşılabilir olması açısından özellikle entropi dengesi eşitliği çerçevesinde bu Q çıkan olmayabilir miyi göstermek istiyorum. Benim yaklaşımım bu. Ben bu yaklaşım çerçevesinde size bir Q çıkan olmayabilir mi kısmını ispatlamak istiyorum. Isı makinesi için entropi dengesini yazacağız. Bakın ısı makinesinde ne var?
Q'ye girişi var, Q'le çıkışı var. Şu Q çıkar olmadan olmuyor dedik. Isı makinesinin amacı da net iş üretmek. Entropi dengesi eşitliğini yazalım. S giren eksi S'ye çıkan artı S üretim eşit delta S sistemdi. Şuradan başlayalım. Çevrim geçiren sistemde delta S sistem sıfır. Tamam, burası sıfır. S giren ne? QH bölü TH. Bak, burası çok önemli. Isı makinelerindeki QH ısısını biz bir ısı kaynağından alıyorsak, bu paydadaki sıcaklık o ısı kaynağının sıcaklığı olacak. Bu derste de dedik ya, paydadaki sıcaklık çeşitli durumlara göre değişebilir. O zaman burası QH bölü TH. Burası S çıkan açısından QL bölü TH. Bunu yanlış yazmışım. TL olacak. Bak, hemen düzel. Şurada doğrusunu yazmışım. Tamam. Ufak tefek hatalar olabilir. Neden? Çünkü biz tersinmez sistem değiliz. Biz tersinir sistemiz, gerçek sistemiz. Gerçek sistemler, yani insanlar da her zaman hata yapabilir. Burada hata o şekilde yapılmış. S üretim nedir? Yukarısını düzenlersek QL bölü TL eksi QH bölü TH. S üretim açısından. Ve ne dedik biz? S üretim her zaman gerçek sistemlerde büyük sıfır olacak. Entropi üretimi gerçek çevrimlerde sıfırdan büyüktür. QL sıfır olsun mesela. Burası sıfırsa S üretim ne oluyor? Eksi oluyor. Bak, buradan eksilik geliyor. Mümkün değil. QL sıfır olamaz onun için. Ben bu şekilde ispatladım. Kitaplarda daha ayrıntılı ispatlar var. Yani sonuçta QL olmak zorunda. Bak, şunu da söyleyeyim. Gerçek sistemlerde entropi üretimi olmazsa o sistem çalışmıyor arkadaşlar. Siz mühendis olarak birinci yasa analizinden sistemi geçirdiniz. Hiçbir sorun yok. Ama şu eşitlik ikinci yasa analizidir. Bu analizde S üretimi sıfır veya sıfırdan küçük bulursan o sistem çalışmaz. Bunu herkes bilmez. Siz şimdi biliyorsunuz. İkinci yasa analizini yaptığın an S üretim pozitif çıkıyorsa o sistem çalışır. Birçok mucit bunu bilmiyor ve birinci yasaya göre analiz yapıp bir şey bulduğunu sanıyor. Burası da önemli. Şimdi şeyi ispatlayalım. Hani biz dedik ya, geçmişte Q'ların oranı T'lerin oranı cinsinden yazılabilir. Bunu da ispatlayalım. İdeal sistemlerde ama bu yazılabiliyor. Şimdi bunu da Carnot soğutma makinesi çerçevesinde tersinir çevrim için yazmışım. Tersinir ne demek? İdeal. Soğutma makinesine bir net iş girişi var ve ortamı soğutuyor. Yani ortamdan QL ısısını çekiyor, çevreye QH'yi atıyor. Entropi dengesi eşitliği, S giren ne burada? QL bölü TL, S çıkan ne? QH bölü TH, tamam. S üretim tersinir sistemi olarak alırsak arkadaşlar, ideal sistemlerde zaten bak, Carnot demek ideal demek, tersinir demek. İdeal sistemlerde S üretimi sıfır alacağız. Burası sıfır. Delta S sistem çevrim geçiren sistemde sıfır. O zaman ne kaldı elimizde? Bu ikisi kaldı. O zaman QL bölü TL eşittir QH bölü TH veya ideal tersinir durumda bu ikisinin oranı bu sıcaklık oranına eşit. Tabi bunlar Kelvin olacak. Kelvin cinsinden. Tersinir çevrimlerde geçerli olan termodinamik sıcaklık ölçeğini geçmişte böyle alacağız dedik. Ben bu şekilde ispatlayabilirim. İdeal durumda, yani Carnot durumunda. Evet, bu ispatları da yaptık. Sorunuz yoksa yoklama alarak dersi bitiriyoruz. Şu saat itibariyle yoklamayı alıyorum.